Yaşar Süngü Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Yıllar önce özel bir televizyon kanalında hava durumunu sunan bayan sunucu programı başlıktaki bu sözlerle kapatıyordu. 36 farklı ülkeden 104 uzmanın 7000 bilimsel çalışmayı inceleyerek hazırladığı özel bir rapor IPCC tarafından geçen ay kamuoyuna açıklandı. Değişen iklimde okyanuslar ve kriyosfer isimli özel rapor hükümetlerin talebi üzerine hazırlanmış. Raporu hükümetler istemiş ancak burada yer alan bilgiler herkesi ilgilendiriyor. IPCC, Birleşmiş Milletler veya Dünya Meteoroloji Örgütü'ne üye ülkeler tarafından hükümetlere yol göstermek amacıyla kurulmuş. Türkiye'nin de içinde olduğu 195 IPCC'ye üye ülke tarafından belirlenmiş bağımsız süreçlere göre çalışmalarını sürdürüyor. Raporda neler var bakalım. Deniz seviyesi hızla yükseliyor ve emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibariyle geçen yüzyıla göre 10 kat hızla yükselecek. Buzullar kütlelerin üçte birinden fazlasını kaybedecek. Bu durum insanların tatlı suya erişimini olumsuz etkileyecek. Yani içme suyu gelecekte ciddi bir sorun haline gelecek. Grönland ve Antarktika buz tabakası yılda 400 milyar tondan fazla suyu okyanusa bırakmak suretiyle eriyor. Deniz suyu bir yandan oksijen kaybına uğrayıp daha asidik hale gelirken denizde yaşanan sıcaklık dalgaları iki kat daha sıklaştı, sıcaklaştı ve iki kat daha uzun sürüyor. Deniz seviyeleri insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının sonucu olarak şu ana kadar 16 santimetre yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Emisyonların bu hızla artması 2100 itibariyle deniz seviyesinde 84 santimetrelik bir yükselme anlamına geliyor. Yani bazı ada ülkelerinin yaşanamaz hale gelmesi kuvvetle muhtemel. Deniz canlıları yaşam alanlarını yılda 5 kilometre gibi bir hızla değiştirirken okyanusların ısınması ve aşırı avlanmada balık türlerini azalttı. 2050'ye gelene kadar okyanusların üst tabakasının %80'inde oksijen kaybı meydana gelecek. Bu da tüm dünyada okyanuslarda yaşayan hayvanların %15 azalmasına ve balık avlama potansiyelinin %24 düşmesine yol açabilir. Denizdeki sıcaklık dalgaları şimdiden büyük ölçekli mercan ölümlerine yol açıyor. Hızlı emisyon azaltımında bile tüm ılık su mercanlarında benirkin bir kayıp yaşanacak ve hatta bazı yerlerde soyları tükenecek. Kabuklu deniz canlıları ve midyeler de tehdit altında. İnsanoğlu şu anda yılda 11 milyar ton karbon salınmasına sebep oluyor. Kar ve buz örtüsünün kaybı dünyanın sıcağı yansıtma özelliğini de azaltarak ısınmayı artırıyor. Yani her yıl sıcaklardan daha çok şikayet ediyor olacağız. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamlayan ve şu an Oslo Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalışan Doktor Yeliz Yılmaz, IPCC raporunun Türkiye için olası etkilerini şöyle değerlendirmiş. Türkiye'nin kıyı kesimleri yükselen su seviyeleri nedeniyle risk altındayken İç ve dağlık kesimleri ise azalma eğiliminde olan kar örtüsü nedeniyle iklim değişikliğinin etkileriyle yüzleşebilir. Yarı kurak bölgelerdeki tarımsal sulama uygulamaları için su temininde problemler yaşanabilir. Bu kötüye giden tabloyu değiştirmenin yolu fosil yakıt kullanımını durdurmak, emisyonları hızla azaltmak, az tüketmek ve sürdürülebilir kalkınma modellerini uygulamaktan geçiyor. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden Doktor Noyan Yılmaz'ın değerlendirmesi de şöyle. İklim değişikliğine sanayileşme ve yapılaşma baskısı da eklenince bu alanların özelliklerini yitirmesi başka birçok soruna davetiye çıkarıyor. Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerimizde oksijen hızla azalıyor. Isınma ayrıca istilacı türlerin yayılımını hızlandırıyor. İklim değişikliğini sınırlamak için fosil yakıtların kullanımını azaltmayı değil, bir adım ötesine geçerek iklimdeki bozulmayı yavaşlatmak için ne gibi önlemler almamız gerektiğini konuşuyor olmamız lazım. Yani iklim değişikliği konusunda harekete geçmemenin bedeli bu yüzyıl e sonuna kadar çok ağır olabilir. Nasrettin Hoca bindiği dalı keserken kendi çağından bizleri uyarıyordu aslında ama biz ne yaptık gülmeyi tercih ettik.